Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 11. dersimiz. Evet, şimdi bildiğiniz üzere geçen hafta sizinle Selçuklular ve Kürtler meselesini konuşmuştuk. Onun öncesinde Haseniler, Şadıkanlar, Mervaniler, Salariler, Revadiler ve Şedadiler gibi devletleri görmüştük. Selçukluların son olarak yıktığı devlet de Mırdasi Devleti'ydi ki bu Halep ve çevresinde Akdeniz'e açılan Sayda Limanı'nda kurulmuştu. Kabaca Selçuklular 1037 ile 1157 arasında Doğu İslam coğrafyasına hakim oldular ve Kürt devletlerinin de sonunu getirmiş oldular. Bu Kürt devletlerinin temel özelliği Abbasi Halifeliği'nin güçten düşmüş olmasıydı. Abbasi Halifeliği de bildiğiniz üzere Selçukluları davet etmiş ve devletin egemenliğini onlarla paylaşmışlardı. Fakat bir süre sonra Selçuklular hem asker bir millet olmanın avantajlarını kullanmış, hem de diğer taraftan Oğuzluları ya da Oğuzları çapulcu sürüsü olarak bölgeye göndermiş, orayı terörize etmiş ve diğer taraftan da bütün devletleri çökertmişlerdi. Bu dönemde çökmüş olan bütün devletlerin ortak özelliği ilk önce Oğuzların saldırısıyla mücadele etmiş olmaları, güçten düşürülmüş olmaları ve ardından Selçukluların bu bölgeye bir nevi kurtarıcı olarak gelmesiyle ilgili bir ortak noktadır. Selçuklular ile Kürtler arasında elbette çok çetin, savaşlı bir süreç olmuştur. Böyle bir ilişki başlamıştır. Fakat bir noktadan sonra Selçuklular bölgede tamamen egemen olunca onlar da, yani Kürtler de bir süre sonra statükodan yana tavır almak zorunda kalmışlar ve Selçuklu sultanlarıyla iyi ilişkiler içerisine girmeye çalışmışlar. Fakat ne zaman Selçuklular içerisinde bir zayıflama göze çarpsa ya da Selçuklular içerisinde taht kavgası çıksa, Kürtler yine bu dönemde başkaldırılarla gündeme gelmişler ve bütün sultanları da kendileriyle uğraştırmışlardır. Bu dönemde biz Kürtlerin kabaca aşiretler konfederasyonları olarak Selçuklulara bağlı, yarı özerk, yarı bağımsız bir şekilde varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. Bir noktadan sonra Selçuklu devlet sistemi çökmeye başlayacak. Bunun da çeşitli sebepleri var. Fakat diğer taraftan tıpkı Abbasilerin başına gelen şey Selçukluların da başına gelecek. Merkezi otorite biraz zayıflayınca özellikle Nizam-ül-Mülk döneminden itibaren ortaya çıkan Atabekler, yani aslında bir nevi şehzadelerin eğitiminden sorumlu bir tür lala olan Atabekler ya da şehzadelerle birlikte bölgeleri yönetmeye muktedir olan Atabekler, devleti kendi aralarında bölüşmeye başlamışlar. Bu Atabekler saraylardaydı başta, daha sonra sahaya çıkmışlar ve bu dönemde Atabeklerin yanlarında da birçok Kürt komutanın, Kürt devlet adamının da yetişmeye başladığını görüyoruz. Selçuklular kabaca Doğu İslam coğrafyasına sahip olmuşlar. Yani Abbasi Halifeliğinin egemenliğiyle paralel devlet ve diğer taraftan da eski İran devletlerinin kabaca sınırları üzerine kurulmuş bir devlettir. Nitekim kültürel olarak da İran kültürünün bir devamı olmuştur. Diğer taraftan da Müslümanlaşmışlardır. Fakat Abbasi Halifeliğinin yönettiği toprakların dışında bir de yeni bir halifelik ortaya çıkmış. Mısır'da özellikle Tunus dolaylarından Berberiler bir devlet kurmuşlar. Daha sonra merkezi Mısır'a taşımışlar ve Kahire diye bir devlet, bir başkent kurmuşlar. Bildiğimiz bugün Mısır'ın da başkenti olan Kahire ve burada Şii öğretiye yakın bir halifelik kurmuşlar. Aslında devlet kralları kendilerini aynı zamanda halife ilan etmişlerdir. Bunlar da İsmaili'dirler. Yani Şiiliğin içerisinde İsmaili bir kol var. İsmaili adında bir kol var ve bu İsmaililiği resmi ve kurumsal bir şekilde sürdürmüşlerdir. İşte biz yavaş yavaş Selçukluların batıda Fatımiler ile bir taht mücadelesine girmeye başladıklarını, birbirlerinin egemenlik alanlarını taciz etmeye başladıklarını görüyoruz.
Ama diğer taraftan Selçukluların içerisinde de taht kavgaları başlamıştır. Oğuzlular yine ciddi manada bir düzensizlik içerisine girmiş ve böylece merkezi otoriteyi tehdit eder hale gelmişlerdir. Diğer taraftan Hasan Sabbah gibi bir fenomen vardır ki bu batini bir liderdir ve Alamut dolaylarında bir devlet kurmuştur. Alamut Kalesi ve çevresinde bu da Selçukluları çökertmeyi başaracak faaliyetlerde bulunmuşlardır. Diğer tarafta doğuda iki tane düşmanı vardır Selçukluların. Bunlardan bir tanesi bir Kürt devletidir. Fakat Kürdistan'ın çok dışında kurulmuş olduğu için biraz müfredatımızın dışında olacaktır ama ilerleyen derslerde birazcık bunlardan bahsedebiliriz. Nitekim bunları biz tarihte Goriler olarak biliyoruz. Türk tarih kaynaklarında Gurlular olarak girmişlerdir. Bunlar 1000 ile 1215 arasında yaklaşık 215 yıllık bir ciddi devlet geleneği oluşturmuş bir devlet olmuşlardır. Ve kendilerini de Medlerin son kralı Dehak'a dayandırmaktadırlar. Yani Astiages'in ya da Azi Dehak olarak bildiğimiz son Med kralının torunları olduklarını söylemektedirler. Bunlar Müslüman olmuş bir Kürt grubudur ve özellikle Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da hüküm sürmüşlerdir. Ünlü çeşitli şeyleri olmuştur bunların, kralları olmuştur ve özellikle Seyfettin Suri ile ilgili tarihi kayıtlar çok fazladır. Özellikle mimari konusunda çok fazla ilerlemişlerdir. Belki ilerleyen derslerde bu devlete de değineceğiz. İşte Selçukluları doğuda zorlayan güçlerden bir tanesi budur. Ve bunun da üzerine bir de Moğollar ortaya çıkmıştır. Özellikle Kara Hıtaylılar ya da Hitalılar, Kara Hitalılar olarak bilinen Moğollar doğuda Selçukluları çökertecek noktaya kadar getirmişlerdir. Diğer taraftan Harezmiler ortaya çıkmıştır ki bunlar daha sonra Harzemşahlar olarak da bizim göreceğimiz bir gruptur. Bunlar da Selçukluları çökerten devletlerin başında geleceklerdir. Bu iktidar mücadelesi Selçukluları çökertirken batıdan daha fazla, daha uzun bir süre gündemde kalacak olan Haçlılar gelmeye başlayacaktır. Haçlılarla ilgili belki birkaç şey söylemekte fayda vardır. Aslında bildiğiniz üzere Emevi devletinin yıkılma durumundan sonra özellikle İber Yarımadası'na gitmişler. Bugünkü Portekiz ile İspanya'dan bahsediyoruz. Burada bir egemenlik kurmuşlar ve Endülüs Emevileri olarak bilinen ve 711'den sonra kurulan bir devlet vardı. Burası Vizigotlarla savaşarak burakları almıştır. 711'de devleti almışlardır ama 722 yılında İspanyollar ve yerel halk dağlara çıkmış ve yaklaşık olarak 700 yıldan fazla bir süre sürecek olan bir bağımsızlık mücadelesine girmişler. İşte bunların 1085 dolaylarında İslam ordularını yenilgiye uğratmaları, yani bu aslında yeniden fetih olarak bilinen bir süreçtir İspanyollar için. Kendi topraklarını Müslümanlardan alırlarken 1085'te bir zafer kazanmışlar. Bu aynı zamanda bu yeniden fetih sürecinin de birinci aşaması kabul edilir. Tam böyle bir dönemde Katolik dünyasının içerisinde ya da işte Roma Kilisesi'nin düşünce dünyasında Müslümanların yenilebileceği fikri oluşmaya başlamış. Bu da doğal olarak bir süre sonra buradan orduların kutsal beldeleri alabilmek için bir ordu oluşturması ve doğuya doğru hareket etmelerini sağlamıştır. Bunların çeşitli sebepleri vardır. Örneğin Avrupa içerisinde çok ciddi manada feodal kavgalar olmuştur. Beyler arasında, lordlar arasında, krallar arasında ciddi manada bir karışıklık meydana çıkmış. Nüfus artmış ve diğer taraftan kıtlık başlamış. Bu sebeple bir düzensizlik meydana gelmiş ve doğudan gelen haberler oranın bir tür cennet olduğu iddiasını gündeme getirmiş. Ve doğal olarak da bunlar yönlerini doğuya doğru çevirmişler. Bu arada işte Haçlıların toplandığı alan ile İslam coğrafyası arasında
doğal olarak bir Bizans devleti vardı. Fakat Bizans'ın da başı Selçuklularla ciddi manada beladadır. 1071'den sonra peyderpey burası büyük bir kaosa sürüklenmiştir. Yani mesela Türk tarihçileri özellikle anlatırlar, 1071'den sonra işte biz Anadolu'nun kapılarını açtık vesaire falan. Bu yaklaşık 15-20 yıl süren bir düzensizlik sürecidir. Burada Bizans'ın uzun zamandır kurmuş olduğu sistem, devlet sistemi tamamıyla bir çöküntüye uğramıştır. Bizanslılar da Haçlı seferlerinin olmasını istemişlerdir, onları biraz teşvik etmişlerdir. Fakat toplanan büyük orduyu gördüklerinde birazcık da kendileri bundan korkmuştur. Nitekim de Haçlıların gazabından Bizanslılar da paylarına düşeni alacaklar. İşte bu Haçlıların temelinde bir dini bir ordu olarak kurulmuş, özellikle giydikleri zırhların üzerindeki haçlar sebebiyle de Haçlılar adıyla bilinir olmuşlar. Bunların temelde yapmak istedikleri şey, İsa'nın doğmuş olduğu topraklar, havarilerin yaşamış olduğu toprakları almaktı. Fakat diğer taraftan bu işin çok fazla siyasi ve ekonomik sebebi de bulunmaktadır. Bu doğal olarak uzun sürmüş bir şeydir, bir ne derler ona, bir Haçlı seferlerinin toplamı uzunca sürmüştür. Fakat ilk Haçlı seferi 1096'dan itibaren başlamış ve 14. 15. yüzyıla kadar da ara ara devam etmiştir. Bu Haçlı seferleri de hem Kürdistan'daki hem de bu bahsettiğimiz İslam coğrafyasındaki birçok dengeyi alt üst etmiş. Hatta bu alt üst oluşlardan bir tanesinde bir büyük bir Kürt imparatorluğu doğmuş ve Selahaddin hem Haçlılarla yaptığı savaşlar sebebiyle İslam dünyasının, Doğu dünyasının yeni hükümdarı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Selçuklular kendi aralarında Rum Sultanlığı, yani Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları ve Irak Selçukluları olarak bölünmüşlerdir. Bu da Selçukluları diğer taraftan yıkıma doğru götüren sebeplerden bir tanesidir. Daha önce de söylemiştik, Selçuklular devlet sisteminde daha çok İran Sasani Devleti'nin bir kopyasıdır. Her ne kadar Abbasilerin banisi olan bir devlet olsa da Türkiye devletlerin bir biçimiyle değil, İran devletlerinin bir biçimiyle kurulmuştur. Hatırlarsınız, bunu özellikle Abbasiler ve Emevileri karşılaştırırken bahsetmiştik. Emeviler Roma devletinin bir devamıydılar. Abbasiler Sasanilerin ve İran devletlerinin bir devamıydılar. Fakat bunların İslam biçimiydiler. Selçuklular ise Abbasilerin devlet modeli ve aynı zamanda Sasanilerin devlet modelini almış. Bunu birazcık Türki ya da Türkik bir biçimde yorumlamışlardır. Fakat merkez ve taşra ilişkisi koptuğu andan itibaren de diğer önceki ya da kendisinden önceki İran devletleri gibi yıkıma doğru gitmişlerdir. Bu arada yıkılınca da Kürdistan çoğu Kürt olmayan ve Kürtlere ait olmayan birçok devletçiye bölünmüştür. Belki doğudan gelen Moğollardan birazcık bahsetmek gerekiyor. Moğollar da bu bölgede İlhanlılar devletini kuracaklar. Fakat onun öncesinde Cengiz Han'ın liderliğinde ciddi bir devlet oluşturmuşlar. Ve bu devlet kendi sınırlarını bir tarafta Çin, diğer tarafta Avrupa'nın ortasına kadar gidecek şekilde büyütmüş bir devlettir. Ve belki de dünyanın görebileceği en büyük, en önemli devletlerden bir tanesi olarak tarihe geçmişlerdir. Barbarlıkları, gaddarlıkları hala da dünya kültürel mirasında büyük rol edinmiştir. Fakat diğer taraftan da bu sert tutumları onların dünyada istikrarı sağlamasına sebep olmuş ve ticaretin gelişmesine olanak sağlamıştır. Fakat kendilerinden önceki bütün medeniyetleri de yerle bir etmişlerdir. Örneğin Abbasi halifesini öldürmüşler. Hatta bir halının içerisine sarmış ve
atlarla üzerlerinden geçmişlerdir. İşte bunlar da Selçukluların bölgede kurmuş olduğu devletin üstüne oturacaklardır. 1243 Kösedağ Savaşı'nda Selçuklular onlara karşı, yani Moğollara karşı kesin bir yenilgi alacak. Fakat Fatimiler Moğolların yenilmez bir ordu olduğuna dair efsanenin sonunu getirecektir. Haçlılar Selçuklu'ya karşı ya da Anadolu Selçuklularına karşı ciddi bir başarı elde etmişler. Onların başkenti İznik'e el koymuşlar ve onları birazcık daha doğuya doğru sürmüşler. Birkaç kez Kılıç Arslan onlarla savaşmış fakat onları yenemeyeceğini görmüş. Onlar da netice itibariyle hem Antakya, kutsal bölgeler olan Antakya hem Urfa gibi bölgeleri ele geçirmişler. Nitekim Urfa'dan Aşkelon'a kadar olan kutsal alanda bazı devletçikler kurmuşlar. Bu arada 10 ve 11. yüzyılda Bizans ile Selçuklular arasındaki çekişmeler döneminde, Kürt devletleri ile Bizans arasındaki çekişmeler döneminde özellikle Kürdistan'ın ya da Van Gölü'nün kuzeyinden Adana dolaylarına Ermeniler sürülmüştür. Ermenilerin burada da bir Kilikya krallığı, Ermeni krallığı kurduğunu, Haçlıların da gücünü arkasına aldığını görüyoruz 1198'de. İlk olarak Edessa, yani bugünkü Urfa'da devlet kurmuşlardır. Haçlılar bir kontluk kurmuşlardır. Bir Fransız Baudin, Urfalılar Badun diyorlar ona. Badun gelmiş ve bölgede bir dönem Selçuklular için çalışan, daha sonrasında Bizans için çalışan bir Ermeni Toros adlı bir Urfa yerel beyinden Edesa'yı almıştır. Yani Urfa'yı almıştır ve burası kabaca Fırat Nehri, Dicle Nehri ve Habur Nehri arasındaki üçgende bir Hristiyan kontluk olarak varlığını sürdürmüştür. Fakat dememiz gereken en önemli nokta şudur. Bir tarafta bunlar olurken diğer tarafta elbette Selçuklular küçük küçük devletçiklere bölünmüştü. Ve bu devletçikler de büyük çoğunlukla Kürtlerden olmayan yöneticiler etrafında kurulmuştu. 1085'ten itibaren Harput ve çevresinde Çubuk Beyliği adıyla bir beylik olduğunu görüyoruz. Bunlar 1112 yılına kadar varlıklarını sürdürecekler. Yine 1085'ten itibaren Dilmaç Oğulları adlı bir beylik Bitlis ve Herzan bölgesinde bir egemenlik kurmuşlardır. Bunlar da 1192'ye kadar varlıklarını sürdürecekler. 1098'de Antakya ve çevresinde yine Haçlılar tarafından Antakya Kontluğu kuruldu. 1098'den 1268'e kadar ve diğer taraftan Urfa Kontluğu da 1098'den 1149'a kadar varlığını sürdürecektir. Yani bu epeyce uzun bir süre, neredeyse 150 yıldan fazla bir süre varlıklarını sürdürüyorlar. Bu anlamıyla da bu Kürdistan'daki dinler, kültürler, kültürlerin bir araya gelişi açısından çok önemlidir. Yani bir taraftan Türklerin istilasına uğramışsınız, diğer taraftan Arapların istilasına uğramışsınız. Yetmemiş, işte Haçlılar bir ordu kurmuş ve sizin topraklarınızı istila etmişler ve burada da 150 yıl yaşayan, en azından Antakya ve Edessa'da, yani Urfa'da 150 yıldan fazla yaşayan birer kontluk kurmuşlar. 1100'de Bağvanlar, yani daha önce Büveyhoğulları olarak işlediğimiz krallık özellikle Hazar Denizi'nin güneyine yeniden hakim oldu ve varlığını da 1309 yılına kadar sürdürdüler. Ve daha sonrasında 16. yüzyıldan itibaren de biz bunları Süleymaniye ve çevresinde Bağvan Emirliği olarak göreceğiz. Yani Selçuklular Bağvanların sonunu getirmişti hatırlarsanız 1055 yılında ve fakat Selçuklular zayıflamaya başlayınca bunlar yine baba yurtları olan Hazar Denizi'nin güneyinde varlık göstermeye başladılar. Yani Selçuklulardan sonra ortaya çıkmış bu küçük devletçiklerden
Kürt olduğunu bildiğimiz birkaç tanesinden bir tanesi Bavanlardır. 1104'te Böriler adıyla bilinen Şam Atabeglerinden Zahireddin Tuhtekin, Şam Selçukluların bir valisi iken Selçukluların dağılması üzerine Şam ve etrafına hakim oldu. Bu da 1104 ile 1154 arasında, yani 50 yıllık bir hüküm sürmüş oldu. 1080'den önce Selçuklular içinde görülmeye başlanan Artuk Bey diye bir komutan vardı ki bu Mervani Devleti'nin yıkılması sırasında Diyarbakır'a gönderilmiş ordunun komutanıydı. Bu ve oğulları da yavaş yavaş tarih sahnesine çıktılar ve 1102'den itibaren Hasankeyf, Mardin ve Harput'a hakim oldular. 1409 yılına kadar varlıklarını sürdürdüler. 1100'den itibaren Sökmen Bey ve çocukları Van Gölü ve çevresini ele geçirdiler ve Ahlat Şahlar ya da bir diğer isimle Ermen Şahlar Atabegliğini kurdular. Mesela Ermen Şahlar denildiği için bunun bir Ermeni Şahlığı olduğu varsayılır ama öyle değildir. Bunlar da Sökmen Bey ve çocukları tarafından kurulmuşlardır. Bu bölgenin özellikle eski Ermenistan olarak bilinmesi sebebiyle buraya Ermen Şahlar denildiği gibi bazı kaynaklarda Ahlat Şahlar adını vermişlerdir. Zira Ahlat bunların başkentidir. Bunlar da 1100 ile 1207 arasında varlıklarını sürdüreceklerdir. 1122'de Revadilerin devamı olan Ahmediler, bu bazı kaynaklarda Aksungurlular ya da Ahmedil Atabegileri olarak geçmektedir. Bunlar da yine Revadilerin önemli merkezlerinden bir tanesi olan Merağa ve çevresini aldılar. Bunlar da 1122 ile 1225 arasında hüküm sürdüler. 1127'den itibaren Zengilerin biz Suriye, Mezopotamya ve Musul'a sahip olduklarını görüyoruz. Ve 1250 yılına kadar varlıklarını sürdürecekler. Bunlar önemli, zira 1144'te Urfa'yı Haçlılardan almışlardır. Ve böylece Haçlılara karşı zafer elde ettikleri için de İslam dünyasında hatırı sayılır bir üne kavuşmuşlardır. İşte Selahaddin Eyyubi ve ailesi bu Atabeglerin hizmetinde çalışmaktaydılar. 1136'da İltunguzlar ya da Türkçe kaynaklarda geçtiği şekilde İldenizliler olarak bilinen Azerbaycan Atabegleri, Azerbaycan Van Gölü'nün batısı ve Hazar'ın güneyine sahip oldular. İltunguzlar arkadaşlar, daha önce hatırlarsanız Şedadiler ile Gürcüler arasındaki savaşlarda Gürcüler için savaşan paralı askerlerden, Kıpçaklardan bahsetmiştik. İşte İltunguzlular bunlardı ve Gürcistan'dan Azerbaycan Atabekliğine, oradan da Van Gölü'ne kadar olan, Van Gölü'nün batısına kadar olan, Hazar'ın güneyine kadar olan bir alana sahip olmaya başladılar. 1146'dan itibaren Bekteginliler Erbil Atabeyliğini kurdular ve Musul, Şehrezor, Hakkari, Şengal, Ahmediye, Tikrit ve Harran'ı yönettiler. Bunlar da 1146 ile 1233 arasında hüküm sürdüler. Bugün kabaca Erbil'deki Türkmenler, Kerkük ve çevresindeki Türkmenler kendilerini bunlara dayandırmaktadırlar. 1148'de Salgurlular İran'ın Fars eyaletlerini ve Kürdistan'ın güneydoğusunu, yani Luristan bölgesini ele geçirdiler. Bunlar da 1148 ile 1286 arasında bir hüküm sürmüşler. İşte bu karmaşık ortamda Kürtler aşiret yapılarını koruyorlardı ve kabaca bugün yaşadıkları alanlarda etkindiler. Fakat devletin yönetimi ya da bu küçük devletçiklerin yönetimi özellikle İslam ordusuna, yani Abbasi halifesinin ordusuna asker olarak alınan kölelerden ve diğer taraftan da özellikle Selçuklular döneminde yetişmiş olan devlet adamlarından ve komutanlardan oluşuyordu. Atabeglerden oluşuyordu. Bu sebeple de bu dönem bir tür Atabeglikler dönemi olarak adlandırılmaktadır. İşte Selçukluların çöküşü ortada böyle bir siyasi ortam oluştururken, Kürtler aşiret varlıklarını
sürdürmeye devam ettiler. Bir iki tane de küçük beylikleri olmuştur. Fakat Selçukluların özellikle batıya yönelik hareketleri Kürtlerin Fırat'ın batısına tekrar geçmesini sağlamıştır. Ve özellikle Bizans'ın baskısı sebebiyle boşalttıkları alanları yeniden doldurmaya başladıklarını görüyoruz. Merkezi Kürdistan'da siyasal üst yönetimler kabul etmek gerekir ki Türklerden oluşmaktaydı. Türkmenlerin eline geçmişti ve merkezin dışındaki bölgelerde de Kürtler ancak 1150'den itibaren Kürt devletlerini tekrar ortaya çıkarmaya başladılar. Yani o karmaşık ortam Kürdistan'da, merkezi Kürdistan'da büyük bir devletin kurulmasının önünde büyük bir engel olmuştur. Bu sebeple de ortaya çıkan Kürt devletlerinin bu dönemde örneğin Şivan Karalar ya da Hazaresfiler ya da Eyyubiler, bunlar merkezi Kürdistan'ın birazcık dışına çıkmış devletlerdir ve ancak orada kendilerine bir hakimiyet alanı yaratmışlardır sevgili dostlar. Şimdi 1022 ile 1424 arasında bir devletimiz var. Bu bazı kaynaklarda Şaban Kara şeklinde geçer. Bazılarda Şivan Kara, yani mesleği çobanlık olanlar anlamında, bazılarda Şivani adıyla geçmektedir ki bu adla birçok Kürt aşiretinin olduğunu biliyoruz. Bavanlar döneminde, yani 934 ile 1062 arasında bir tür yerel egemenlik kurmuşlardır bunlar. Bugünkü Şiveni, Şuvan, Şivani, Şuvan, Şuvi adıyla bilinen federasyonlardır bunlar. İşte bu federasyonun içerisinde Rami aşiretinin önderliğinde, ki bugünkü Batman'daki Raman aşiretidir ki bu aralar epey gündemde iki isim sebebiyle, bir tanesi şu anki Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Raman aşiretindendir. Diğeri de Serkan Ramanlı, yine bu aşirettendir sevgili arkadaşlar. İşte bu Remilerin önderliğinde bu aşiret federasyonu bir tür devlete dönüşmüştür. Nitekim bu aşiretin lideri olan Fedlun, Vezir Sahip döneminde 1022 yılında Sipehsalar olmuştur. Yani başkomutan olmuştur. Bu atamadan çok önce de Şivanilerin özellikle Fars bölgesinde Bavanları sıkıştırdıkları bilinmektedir. Fars bölgesi sevgili arkadaşlar bugün kabaca Luristan'ın doğusuna düşen bölgelerdir ki bunlar tarihi Kürt mıntıkalarıdır. Ve fakat daha sonrasında Perslerle bilinir olmuşlardı. Nitekim Perslerin de başkentleri ve Perslerin etkinlik alanı, yani eski Perslerin etkinlik alanı da burası olduğu için İslam kaynaklarının tümünde bu bölge Fars bölgesi olarak geçmektedir. Fakat Fars bölgesinin hem halkı büyük oranda hem de yöneticileri sürekli olarak Kürtlerden oluşmuşlardır. 1055'te Fars'ta Bavan hükümdarı Ebu Mansur'a baş kaldırmıştır Fedlun. Fakat başarılı olmuş ve bu hükümdarı ve annesini önce hapsettirmiştir. Ardından da öldürtmüştür. Hatta çok canice bir şekilde öldürtmüş. Annesini hatırladığım kadarıyla, yani Bağvanların hakiminin annesini bir hamama koymuş. Fakat hiç su yok hamamda. Sürekli hamamı ısıtmışlar ve kadın öyle ölmüş. Yani bu şekilde kadını öldürmüşler ve böylece Bavanların Fars hakimiyetini sona erdirmişler. Oradaki topraklarda olduğu gibi Şivanilerin eline geçmiştir. Fakat aynı yıl, yani 1055'te bildiğiniz üzere Selçuklular Bağdat'ı ele geçirmiş ve böylece Bavanlara tamamıyla son vermişlerdir. Böyle olunca da doğal olarak Şaban Karalar, yani Şivaniler ile Selçuklular arasında büyük kavgalar meydana gelmiştir. Nitekim Torul Bey'in yeğeni Kavurt ta Umman'a kadar sürecek olan bir sefer yapmış ve bu sırada çok sert savaşlarla Fedlun'la karşı karşıya gelmiş. Fakat Fedlun bu savaşlarda Selçukluları yenmiştir. Sonrasında Alparslan bölgeye gelmiş ve netice itibariyle Fedlun Alparslan'a bağlanmak zorunda kalmıştır ki bağlanma sırasında da biz özellikle Nizamülmülk'ün
büyük bir baskı ve diplomasi yürüttüğünü biliyoruz. Fethullah neticede Alparslan'a bağlanmış ve Alparslan onu Fars valisi olarak atamıştır. İlk fırsatta yeniden Çuklulara baş kaldırmıştır Feddun. Alparslan ve Nizamülmülk'ün ordularıyla çarpışmıştır. Horşah kalesinde yenilmiştir ve 1072 yılında idam edilmiştir. Feddun'un ölümü üzerine isimlerini belgelerden bildiğimiz Zerkan aşireti, yani bugün Kuzey Kürdistan'daki Zırkan aşireti, Balaban aşireti, bugün Malatya'dan Erzincan'a, oradan Ege bölgesine kadar devam eden büyük bir alana yayılmış olan Balaban Kürt aşireti, ki bu Türkler bugün onlara Afşar demektedir. Ama aslında bir Kürt aşireti, bir Balabanlar, hatta Selçuklulara karşı da çok büyük bir isyan başlatmışlardır. Remi aşireti ve Şakan aşireti, yani bu Şivani aşiretinin altındaki gruplar, aşiretler Selçuklulara karşı uzun süren bir isyana başlamışlar ve neticede Selçuklu Sultanı Berk Yaruk'un ordusunu 1099 yılında yenilgiye uğratmışlar. Yani bu isyan 1072 ile 1099 arasında sürmüş, uzun süren bir isyandır. Dönemin şartları göz önünde tutulduğunda. Selçukluların artık önemli bir güç olarak kabul etmek zorunda olduğu Şivaniler, bu dönemden itibaren yaklaşık 100 yıl boyunca merkezi hükümetle çoğu zaman çatıştılar. Bazen zayıfladılar bile, ayakta kalmayı başarabildiler. Salgurlular, yani daha sonra Selçuklulardan sonra bir atabeylik olarak bu bölgeye, yani Fars bölgesine sahip olan Salgurluların mahiyetinde bulunan ve daha sonra Hazar Esfiler devletini kuracak olan Ebu Tahir İbni Muhammed ile Şivaniler arasında da defalarca savaş oldu ve sonuçta Şivaniler Ebu Tahir İbni Muhammed'e yenildiler. 1055'ten itibaren bağımsız bir devlet olarak kabul edildiler. Neticede Kirman Selçuklularının çöküşünü fırsat bildiler ve onların topraklarını ele geçirdiler ve 1200'de Kirman'a sahip oldular. Bölgedeki Oğuzlarla sık sık savaştılar. Onları birkaç kez yenilgiye uğrattılarsa da onlarla diğerlerinin edemediği gibi tümüyle baş edemediler. Neticede Kirman'ı onlara kaptırdılar ve bir süre sonra Farslı atabeyleri olan Salgurlulara karşı ağır bir yenilgi aldılar 1220 yılında. Bir süre sonra Moğolların istilası başladı ve 1260 yılında Moğol Hanı Hülagü buraya uğradığında başkentleri olan İğ'i işgal etti ve Şivanilerin emiri Muhammed Muzaffer'i öldürdü. Böylece Şivaniler bu sefer de İlhanlılara boyun eğmek zorunda kaldılar. 1312'de İlhanlılara baş kaldırdılar ama başarılı olamadılar Şivaniler ve emirleri Erdeşir bu savaşta 1355'te Muzafferilere karşı yenildi. Özür dilerim, 1312'de İlhanlılardan sonra bir de Muzafferilere karşı baş kaldırdılar ve Erdeşir bu dönemde öldürüldü ve Şivaniler de onlara tabi kalmak zorunda kaldılar. Böylece Erdeşir'in öldürülmesi üzerine de devletlik iddiası artık kalmadı Şivanilerin. 1424 yılına kadar biz hala bu aileden beylerin yerel birer güç olarak varlıklarını kayıtlarda görüyoruz. Fakat daha sonra bunların kuzeye doğru göç ettiklerini biliyoruz. Bu devletin topraklarının bir kısmına Hazar Hespi adıyla bilinen bir devlet kurulacaktır. Türkler bunu Bin Atlılar diye çevirmiştir. Hatta Bin Atlılar diye de şiirler yazmıştır. Fakat bunlar Kürttürler. 1155 ile 1424 arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Luri Büzürk, yani Büyük Lur veya Şeref Han'ın isimlendirilmesiyle bu devlete Fedlavi Devleti denilir. Bu devlet 1115'ten itibaren etkinlik göstermeye başlamıştır. Bunlar da Çiyayin Kurmenç, yani bugünkü Afrin ve Halep dolaylarından, Urfa'nın güneyinden
bu bölgelere gelmişler ve burada Kürt aşiretlerini organize etmişler. Özellikle daha önce Sasanilerden itibaren bu bölgeyi Şol Kürtleri adıyla Şol aşireti yönetmekti ki bu Şol aşiretlerine biz bugün Rojbeyani aşireti diyoruz. Onlarla bir taht kavgası, alan mücadelesine, egemenlik mücadelesine girdiler ve Lori Buzurg adı verilen bölgenin yarısına hakim oldular. Bu hanedan Fedlavi oğlu Ebul Hasan tarafından kurulduğu için Fedlavi olarak bilinmektedir. Öte yandan bu aileyi Şivanilerin lideri Fedlun'a bağlayan bazı kaynaklarda bulunmaktadır. İlkin hanedandan Muhammed Ali, Fars Atabegleri Salgurluların hizmetine girmiş ve ölünce de oğlu Ebu Tahir Muhammed bu hizmeti sürdürmüştür. Atabek Sungur adına Şivanilerle savaşmıştır Ebu Tahir. Fakat onları yenilgiye uğratınca birazcık daha egemenlik alanı istemiştir. Nitekim bugün Boyer Ahmet olarak bilinen Koh Giluye bölgesi buna ikta edilmiştir. Atabekler adına da Luristan'ın tümünü fethetmek istemiştir. Nitekim Ebu Tahir buraları alınca da Sungur'un emrinden çıkmış ve kendisini Melik ünvanıyla 1155 yılında bağımsız olarak ilan etmiştir. Öldüğünde yerine bu devlete ismini verecek olan Hazarhesp geçmiştir. Bu da 1204 ile 1229 arasında tahta kalmıştır. O da İzeç şehrini başkent yapmıştır ve müthiş bir kalkınma dönemi başlatmıştır. Bu devletten kalan bütün hanlar, hamamlar, saraylar, köprüler, kaleler Hazarhesp döneminde yapılmışlardır. Güneybatı Kürdistan'da ve bir kısım Arap aşiretlerini buraya getirmiştir. Yani bu Halep ve çevresinden buraya Kürt göçü sürdürülmüştür Hazarhesp'in aracılığıyla. Ve kardeşlerini de yönetici olarak çeşitli bölgelere atamıştır. Bağdat halifesi Hazarhesp'le baş edememiştir ve sonunda ona Nusreddin ismini vermiş ve ona Atabek ünvanı vermiştir. Ve böylece de kendi meşruiyetini oluşturmuştur. Güçlü bir idare kurmuştur ve bu sebeple de tam da kendi ismiyle Hazarhespliler olarak bütün İslam coğrafyasında tanınan bir devlete dönüşmüşlerdir. Hazarhesp öldükten sonra onun yerine Pehlevan ve Tekle geçmiştir. Bunlar da sınırlarını genişletmişler. Tekle Salgurlularla savaşmaya devam etmiş ve ülkesini korumuştur. Topraklarını genişletmek için bölgeye gelen Moğollarla işbirliği yapmıştır sevgili arkadaşlar. Yani bizim tarihten öğrendiğimiz derslerden bir tanesi de bu. Mevcut yerel güçleri yenemiyorsanız dışarıdan gelen güçlerle işbirliği yapmak zorundasınız. İşte biz Tekle'nin bu dönemde Moğollarla işbirliği yaptığını görüyoruz. Fakat Moğolların ne kadar vahşi olabileceğini düşünemeyen Tekle burada Hülagü'nün Bağdat seferine onunla birlikte katılmıştır. Fakat halife dahil Bağdat'taki herkesin öldürülmesi üzerine ve Bağdat'ın viran edilmesi üzerine Tekle kendi birliğiyle birlikte ülkesine kaçmıştır. Kardeşi Atabek Şemseddin Argun aracı olmak istemiş. Hülagü'nün yanına çıkıp kardeşini affetmesini istemiş. Fakat bu sırada derdini anlatamadığı için Moğollarca tutuklanmış ve Tekle de Canbahş Kalesi'nde Tebriz'e götürülmek vaadi ile teslim alınmıştır. Fakat Moğollar sözlerinde durmamış ve onu asmışlardır 1258 yılında. Moğollar Tekle'nin yerine kardeşi yani esir olarak bulunan Şemseddin Argun'u Atabey ünvanıyla tahta geçirdiler. Şemseddin kendini Moğolların harap ettiği ülkesini imar etmeye adadı. Zira özellikle Tekle'nin asılması sürecine giden dönemde Moğollar bu ülkeyi yerle bir etmişti. Tekle'ye olan öfkeden dolayı Şemseddin de ülkesini tekrar ayaklandırmak için uğraşmış. Neticede kendi kardeşi ve oğullarını da bu Moğollara rehin olarak vermiştir. Şemseddin 1274'te ölmüştür. Bunun üzerine yerine İlhanlı Sarayı'nda büyüyen Abaka Han'ın elinde rehin olarak bulunan Yusuf Şah geçirilmiştir. Yusuf Şah sarayda kalmaya devam etmiş ama bu bölgenin
meşru yöneticisi, meşru kralı olarak da tanınmaya devam etmiştir. Abaka Han önemli bir Moğol hükümdarı. Yusuf Şah ile arası çok iyidir. Nitekim Yusuf Şah Abaka Han ile birlikte birçok savaşa katılmış. Hem doğuda Taçin'e kadar hem batıda işte bilmem nereye kadar gitmişler. Hep beraberinde gittiği için de yaptığı başarılar sebebiyle Huzistan bölgesi kendisine verilmiş, Kohliguye bölgesi kendisine verilmiş, Firuzan ve Cürbezekan, bugünkü adıyla Gulpayegan bölgesi de ona devredilmiştir. Ve böylece ödüllendirilmiş, belki de Moğolların en çok sevdiği Kürt sultanlarından bir tanesi olarak tahta geçmiştir ve tarihe geçmiştir. 1288'de 1. Efrasiyab tahta geçmiştir onun yerine ve o Moğollara baş kaldırmış, bağımsızlaşmak istemiştir fakat başarılı olamamıştır ve Moğol hükümdarı Gazan Han tarafından 1296 yılında idam edilmiştir. Efrasiyab'dan sonra Ahmet gelmiştir ve 2. Yusuf Şah gelmiştir. Moğollarla sorun yaşamaktan kaçınmışlar bu sultanlar. 2. Yusuf Şah İlhanlıların atılmasıyla Süşter, Hüveyza ve Basra'ya da hükmetmiştir. Böylece Hazarhespilerin sınırları çok ciddi manada büyümüştür. Bu aslında Moğolların bir alt devleti, Moğollara bağlı bir vasallık olarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. 2. Yusuf Şah 1333'te ölmüştür ve tahta 2. Efrasiyab geçmiştir. Onun zamanında İlhanlılar yıkılma dönemine girmiştir. Yani Moğolların İran kolu olan İlhanlılar yıkılma dönemine girmiştir. Fakat İbni Batuta seyahatnamesinde biz 2. Efrasiyab'tan detaylı olarak bahsettiğini görüyoruz. Bu adamın ilginç bir özelliği var. Cuma günleri dışında dışarıya çıkmazmış ve çok kötü bir alkolik, sarhoşmuş. Bu sebeple de İlhanlıların yıkılması sürecinde ortaya çıkan fırsatı değerlendirememiştir. 1350'de ölmüştür ve bunun üzerine de Fedlavi devleti sönümlenmeye başlamıştır. Devleti tekrar büyütmek isteyen melikler ortaya çıkmış. Fakat Orta Asya'dan yeni bir dalga daha gelmiştir. Buna üçüncü dalga diyoruz. Böylece Cengiz Han'ın mirasını devralmak isteyen Timurlenk ortaya çıkmış ve o batıya doğru bir sefere çıkmıştır. İşte Hazarhespilerin tekrar büyümek istediği dönemde Timurlenk ile karşı karşıya gelmişler. Neticede hanedandan Hoşeng'in oğlu Gıyasettin Kavus 1424'te Timurlenk'in oğlu Şahruh'un ordusuna yenildi ve devlet böylece tümüyle yıkılmış oldu sevgili arkadaşlar. Böyle bir dönem. Kabaca benim bu konuyla ilgili anlatabileceklerim bunlar. Varsa sorularınıza geçebilirim.